sadece çekip gitmedi. Çünkü her annenin hakkıdır çocuklarının annesini seçmek. Lale, ben çok düşündüm. Ece ve Naz hakkında. Bütün bu olan biten hakkında. Ya sana çok kızmıştım biliyorsun. Biliyorum ama... Bu öfke yüzünden kızları daha fazla mutsuz etmek istemiyorum. Sizi ayrı tutmaya çalışmak hataydı. Ve Lale'yi de seninle paylaşacağım. Ateş İstanbul'da Lale. Ne? Lale ve yeniden çocuklarına kavuşmasına. Ateşi unuttun. Ablam ona da yeniden kavuştu değil mi? Tabii. O da var. Aslında benim de bir haberim var size. Hamileyim. Nazlı sana bir kardeş geliyor. Ne güzel değil mi? Küçücük bir bebek geliyor eve. Hayır, gelmeyecek. Zeynep, çok güzel bir haber verdin. Teşekkür ederim. Emin misin? Ece ve Naz'ı kastediyorsan alışacaklardır. İlk başta böyle yapmaları normal. Annem dedi ki... Ya sen Ege? Ben ne? Ben çok mutlu oldum tabii. Anne, al beni buradan. Senin yanına geleceğim ben. Neden ama, ne oldu? Babamın bebeği olacakmış, Zeynep öyle dedi. Ben kalamam artık burada. O bizi sevmeyecek artık. Bendekilerle birleşince bir tek son kısım kalmış oluyor. O da ayrılık sonrası. Siz burada başlamışsınız gerçi ama eski eşinizin Zeynep'le evliliği ve... Evliliği ve yeniden baba olacak olması dememiz gerekiyor artık. Anlayamadım. Ben de bu sabah öğrendim. Zeynep hamileymiş. Doğru mu Zeynep? Doğru mu? Hamile misin? Nereden duydun sen bunu? Onun çocuğunu mu taşıyorsun? Doğru. Olamaz. Kerim! Kerim! Kerim, ne olursun aç kapıyı! Kerim! Ece'den sonra geldi. Ama biz Ece'yi de çok seviyoruz, seni de. Öyle değil mi Ece? Hı hı. Anne, ama biz sen kızınız. Zeynep'in değil.
Bebek başkasının bebeği olacak. Evet. Ama babanız aynı. Hem bak siz daha çok sevileceksiniz. Sizin yanınızda hem ben varım, hem de Zeynep. Ben sana dün gece bağırdığım için özür dilerim. Bebek gelecek diye de mutlu olduk biz aslında. Evet, ben de abla olacağım artık. Ama biz oğlan istiyoruz, tamam mı? Kız olmasın. En kötüsü de o kadının çocuğunu sevmeleri için kızlarımı ben ikna etmek zorunda kaldım. Her zamanki Ege işte. Siz evliyken de her şeyi senin üstüne yıkardı. Onun yapacak bir şey de yok. Kızlar annelerinden duymak istemişler bir şeyleri herhalde. Bence bu kadar etkilenmenin sebebi artık Ege'yle birlikte olma umudunun tamamen bitmesi. Saçmalama Tuna, ben böyle bir şey düşünmedim bile. Bu yüzden mi kapandın dünyaya? Bu yüzden mi reddettin? Sebep Ege değildi. En azından sizin sandığınız gibi değildi. Velayet davası sürerken başka bir şey düşünmek istemedim. Ege'nin eline bana karşı kullanacağı bir koz vermek istemedim, o kadar. Ege davadan vazgeçiyor Lale. Şimdi ne yapacaksın? O zaman hayır dediğin şey sana yeniden sorulursa ne yapacaksın? Babaanne, seni de süsleyelim mi? Süsleyin bakalım, süsleyin. Hadi babaanne, süsleyelim. Hadi, hadi süsleyelim. Zeynep! Zeynep iyi misin? Zeynep! Çok acıyor Ege. Nasılsın Zeynep? İyiyim. Ya Zeynep, emin misin? Eminim. Kolum acıyor biraz. Kızlar, korkmayın, yok bir şey. Ya Zeynep, benim içim rahat etmeyecek. Bir doktora gidelim. Allah korusun, ya çocuğa bir şey olursa? Karnımın üstüne düşmedim ki. Hem bir rahatsızlığım, ağrım falan da yok. Ya Zeynep, bir kontrole gidelim lütfen. Benden iyi mi bileceksin Ege? İyiyim, bir şeyim yok diyorum. En azından yukarı çıkıp dinlen biraz. İlk çocuğun ihmale gelmez. Annem doğru söylüyor Zeynep. Hadi gel. Zeynep. Korkma Ege, üzerine düştüm, olacak o kadar. Ne oldu? Çok teşekkür ederim. Neden? Bana ve çocuğumuza bu kadar ilgi gösterdiğin için. Velayet davası bitiyor. Zeynep hamile. Şimdi ne yapacaksın Lale? Kendini diri diri gömecek misin? Yoksa Ege gibi sen de kendine yeni bir hayat kuracak mısın? Benim kendime ait bir hayatım var zaten. Ege'nin gölgesinde yaşadığın. Lale... Ege'ye karşı hala bir şeyler hissetmenden doğal bir şey yok. Hem ben sanmıyorum ki bu çocuğu Ege istesin. Zeynep mi zorladı yani Ege'yi? Acıdın bak şimdi ona. Hayır, ama bence hala Lale'yi seviyor Ege. Ne sevgi, ne aşkmış ya. Boşandıktan bir ay sonra başkasıyla evlenebiliyor. Nikahta başına dayalı bir silah mı vardı yoksa? Ben çok büyük aşklar yaşadığını söyleyen başkalarını da gördüm Ateş. Bir gecede başka kadının kollarında unutulan aşklar. En azından Ege çocukları için evlendi Zeynep'le. Ya siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Kavga ettiğiniz şeye bakın. Ege ile Zeynep yüzünden mi tartışıyorsunuz? Haklısın Lale. Boş yere gerildik. Zaten Tuna da daha fazla kalamayacaktı bu gece, değil mi? Tuna! Tuna bir dakika. Tuna bekler misin? Sanıyorsun sen? Neden böyle davrandın Tuna'ya? Ateş, sana bir soru sordum. Neden diyorum. Neler söylediğini duymadın mı? Madem Ege'yi savunmaya o kadar meraklı, senin değil onun avukatlığını yapsın. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Ne var Tuna ile aranızda? Ne olabilir ki Lale? Sadece saçmalamasına sinirlendim. Ateş. Şu Tuna konusunu kapatabilir miyiz lütfen? Peki. Ama şunu bil,
Hatun'a dışarıdan göründüğü gibi sert, umursamaz bir kadın değil. Bütün o güçlü halleri, ben doğrusunu bilirimleri. Hepsi maske. Kendini korumak için böyle davranıyor. Bu gece onu ne kadar kırmış olduğunu tahmin bile edemezsin Ateş. Zeynep, iyiyim diyorsun da benim içim hiç rahat değil. Bak söz ver bana, yarın doktora gideceksin. Çok büyütüyorsun ya. İkinizin de iyiliğini istiyorum, o kadar. Lütfen söz ver bana. Tamam. Söz. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen, tamam mı? Bebeğim, daha şimdiden öyle büyük bir mutluluk verdin ki bana. Mucize gibi geldin. Mucizeler getirdin. Bir ömür hayalini kurdum senin. Bir ömür umut ettim gelmeni. Seni o kadar çok seviyorum ki. Sana verecek o kadar çok sevgim var ki. Babacığım. Fırçaladın mı dişlerini? Evet. Gel o zaman yatırayım seni. Hadi. Sen niye üzüldün baba? Yok bir şey kızım. Büyüdüm ben baba. Anlat derdini. Belki yardım ederim. Düşünme bunları sen. Yanımda olduğun sürece hiçbir şey üzmez beni. Gerçekten mi? Gerçekten. Hadi bakalım, şimdi uyku vakti. İyi geceler. Kerim. Ne oldu bugün sana? Hiç konuşmayacak mısın benimle? Gidip yatsana Şeyda. Neden anlatmıyorsun Kerim? Zeynep mi yine? Cevabını bildiğin soruları sorma bana Şeyda. Gece Zeynep'in neden öyle yaptığını hiç anlamadım. Hiç mi endişelenmedi çocuğuna bir şey olmuştur diye? Zeynep çocuğunu herhalde senden daha çok düşünür anne. Merak etme. Hem zaten söz verdi, bugün kontrole de gidecek. Ege, bana düşmanınmışım gibi davranmaktan vazgeç. Sizin iyiliğiniz için konuşuyorum ben. Biraz geç kaldın anne. Daha önce konuşacaktım bunları. Adile Hanım. Zeynep'le kızlara haber verir misin? Ben dışarıda onları bekliyorum. Hemen Ege Bey. Bunları da koysa mı Zeynep? Çok doldurma çantayı ha. Daha oyuncaklar var. Annemin evinde hiç oyuncağımız yok bizim. Ne oluyor? Zeynep. Hı. Naz senin karnının neden büyük olmadığını soruyor. Bebek daha küçük de ondan. O büyüyünce karnım da büyüyecek. Bebek şimdi orada mı yani? Hı hı. Dokunayım mı bir kere? Olur. Bir şey olmadı.
uyuyordur belki, değil mi? Belki. Zeynep Hanım. Oh, Zeynep Hanım. Ege Bey sizi arabada bekliyormuş. Tamam. Hazırız biz de zaten. Hadi gidiyoruz. Anne olmak çok başka bir şey abla, değil mi? Hem belki Zeynep de kendi çocuğu olunca anlar sana neler çektirdiğini. Belki de. Eda, benim aklımı karıştıran bir şey var. Zeynep'le Ece ve Naz için konuşmaya gittiğimde Zeynep bana asla çocuğunun olamayacağını söylemişti. Hatta Kerim'le de bu yüzden ayrılmışlardı. Duyunca biraz da bu yüzden şaşırdım. Hem de bu kadar ciddi. E peki şimdi ne oldu da? Bilmiyorum. Belki tedavi görmüştür. Sakın yalan söylüyor olmasın. Niye böyle bir şey yapsın ki? Kendini Ege'ye kabul ettirmek, seni de uzaklaştırmak için. Yok canım. Hadi gidelim. Abla. 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 Abla, neden duymazlıktan geliyorsun beni? Ya Zeynep gerçekten yalan söylüyorsa? Saçmalama Eda, olmaz öyle şey dedim. Bunu Ege'ye anlatman lazım. Yok artık. Abla, çok ciddiyim. Ege'ye ne dememi istiyorsun? Nasıl anlatırım bunu? Bana söylediğin gibi açık açık söyle işte. Olmaz. Abla, bak bu çocuk meselesi Ege ile seni tamamen ayıracak. Farkındasın değil mi? Biz ayrılalı çok oldu Eda. Ya onu ne kadar özlediğini anlamıyor muyum ben? Üstelik Ege de... Tuna gibi konuşma sen. Beni üzmek istemiyorsan kapat bu konuyu. Aa, bak Tuna dedim de dün gece için özür dilediğimi söyle ona. Neden? Ateş çok kalbini kırdı. Neden böyle yaptığını da anlamıyorum ki. Sanki birbirlerine düşmanlar. Hadi. Lütfen dinle beni. Bırak. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Çok haksızlık ettim sana. Beni affedebilecek misin? Bu kadar kolay mı Ateş? Biliyorum, değil. Ama lütfen anla beni. Ne yaptığımı bilmiyordum. Anladığımda da Lale'yi kaybetme korkusu. Tuna, delirmiş gibiydim. Söz konusu Lale'yken ne zaman kendine hakim olabildin ki sen? Her şey bu yüzden olmadı mı zaten? Ben bu kadın yüzünden bütün hayatımı silmeye kalktım. Benim için ne demek olduğunu... Eğer Lale duymasın diye bütün bu konuşmaları yapıyorsan... Hayır. Kendimi nasıl suçladığımı görmüyor musun? Kendi cehennemimden kaçmaya çalışırken seni de sürükledim peşimden. Çok büyük bir hata yaptım. Bir başkasına bu kadar aşıkken, her şeyimle onunken seninle olmamalıydım. Senin Lale'ye olan aşkını yeteri kadar dinledim ben. Beni daha fazla sinirlendirme Ateş. Daha sonra pişman olacağım şeyler yaptırma bana. İstersen ben de geleyim seninle doktora. Annem çok istiyordu. Onun da içi rahatlasın. Tamam. Benim de bir iki işim var. Onları hallettikten sonra yemeğe gidelim, ister misin? Olur tabii. Ama annen evde yalnız kalmasın. Bir akşamdan bir şey çıkmaz. Peki o zaman. İyi misiniz Kerim Bey? Hasta gibisiniz. İyiyim. Sizin notlarınız da var orada. Temize çektim. Kimi yerlerde de düzeltmeler yaptım. Bitti mi yani artık? Evet, öyle sayılır. Siz bir kez okuyun. Eğer tamam derseniz hemen yollayalım iğnemini.
Nihayet bu mesele de kapanmış oldu. İnanın ben sizden daha çok rahatladım. Zeynep'ten ne kadar kurtulmaya çalışırsam çalışayım, bu kitap sayesinde onunla yeniden karşılaşmak zorunda kaldım. Evliliğinin hikayesi, çocuklarla olan ilişkisi. Artık bitsin istiyorum, anlıyor musunuz? Galiba bu konuda bizi birbirimizden daha iyi anlayacak kimse yok. İzninizle ben kalkayım artık. Ben de çıkıyordum zaten. Hadi bakalım. Anne! Canım anne benim. Nasılsın? Ne haber? Gideyim ben artık. İyi günler Lale Hanım. Teşekkürler. Erken beklemiyordum sizi. Senin yanına gelecekler diye yuvaya bile gitmedim. Sabahtan beri bir telaş ki sorma. Sen sakın üzülme. Sevdamı, umutlarımı alıp giderim ben. Arkama bakmadan yürürüm yalnızlığıma, sensiz karanlık hayatıma. Yokluğunda her gün ağlasam da, hasretinden için için kanasam da yeter ki sen üzülme. Ben sırtlanırım tüm acıları senin adına. Zeynep, bebek hala uyuyor mu? Evet, galiba. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben senin çocuğun olmayacağını... Neyse. Kızlar sana emanet. Tamam. Uslu durun. Beni arayın, tamam? Tamam baba. Tamam babacığım. Hadi babanıza el sallamayacak mısınız? Hadi gelin. Lale Hanım getirmişti Zeynep Hanım'ı eve. O yokken kızlara bakıcılık yapacaktı. Sonra işte... Ege Zeynep'e aşık mı oldu? Ben size bir çay daha koyayım Süreyya Hanım. İyi bir kızcağıza benziyor. Ama bana pek mutlu görünmediler Ege ile. Zeynep diyorum. Ya pek iyi, pek hanım kızdır Zeynep Hanım. Hiç kötülük yoktur kalbinde. Allah herkese onun gibi evlat nasip etsin. Çaya gerek yok Adile Hanım. Odama çıkıyorum ben. Burası önceki yerden de sıkıcı Barış. Ha telefon bile çalmıyor. Dur bir dakika. Günaydın. Ben seni sonra ararım Barış. Burada bir şeyler oluyor. Ulaşmasını istiyorum, tamam mı? Daha fazla sizi beklemeyeceğim.
Erkeklerin hepsi böyle. Canını sıkmaya değmez. Efendim? Ateş değil mi derdin? Sen nereden biliyorsun? Ablam söyledi. Ateş'le aranızda olanları anlattı bana. Öyle mi? Çok üzülmüş tabii. Kendisi gelip seninle konuşmak istiyordu ama... kızlar bu akşam onda kalacaklar. Onun yerine benim özür dilememi istedi. Özür dilemek mi? Evet. Dün gece olanlar için. Sen neden bahsettiğimi düşünüyordun? Yeniden hoş geldiniz Ateş Bey. Hoş bulduk. Bugün bütün gününüz dolu. İlk randevunuz 10 dakika sonra. İstifamı kimse ciddiye almamış anlaşılan. Bunlar da sizi yokluğunuzda arayanlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Size Eda teyzenizin odasını hazırladım. Ama ilk önce gözlerinizi kapatın. Bize hediye mi aldın yoksa? Bilmem. Siz dediğimi yapın bakalım. Aa, hile yapmak yok ama Naz. Hadi anne, ellerim yoruldu benim. Tamam, hadi yavaş yavaş gelin. Açmayın ama. Daha açmayın gözlerinizi. Evet. Şimdi açın bakalım. Aa. Anne, bunlar çok güzel. Beğendiniz mi? Sen dünyanın en tatlı annesisin. Gördün değil mi Naz? Bak ne kadar çok oyuncağımız oldu. Şimdi fazla olanları da yeni kardeşe veririz ha? Tamam ama hepsine değil. Zeynep de kendi çocuğuna oyuncak alsın. Bir sorun yok değil mi doktor bey? Bebek sağlıklı değil mi? Galiba bir yanlışlık olmuş. Ne yanlışlığı? Siz hamile değilsiniz Zeynep Hanım. Olamaz. Herhalde başkasının sonuçlarıyla karıştırdınız. Hayır Zeynep Hanım. Mümkün değil diyorum. Biliyorum. Hamileyim ben. Bütün belirtiler var. Hem test de yaptım. Buna ne diyeceksiniz? O da mı yanlış? Zeynep Hanım, bazen olabiliyor. Testi yanlış okuyabiliyor hastalarımız. Eğer yeterince beklemezseniz... Hayır diyorum. Biliyorum. Bir çocuğum olacak benim. Söyle ona anne. Benim bebeğim olacağını söyle. Onu nasıl beklediğimi söyle. Anne yanıldıklarını söyle lütfen. Kızımın tamam, bebeği olacaktı. Tamam kızım, tamam. Hani anneler hissederdi. Hani bilirlerdi. Ben de biliyorum. İçimde o biliyorum. Anne bir şey söyle. Bak sen böyle sustukça. Anne, ağla. Ağla. Ağla bebeğim. Ağla. Evi ocağa yıkılır o Zeynep'in inşallah. Bir gün yüzü görmez inşallah. Dur kız. Tövbe de. Döner dolaşır yine seni bulur bunlar vallahi. Aman, beni bulan bulmuş zaten. Daha ötesi mi var Begül? İsyan etme Şeyda. Her şey yoluna girer. Sabredeceksin. Daha ne sabrı Gül? Burada oturup daha ne kadar bekleyeceğim? Ne yapsam yetiremedim bu adama işte. Lafımı dinletemedim. Kendimi sevdiremedim bir türlü bu adama. Sevmediğinden değil. Ama belki o Zeynep olmasa. Madem öyle, peki o zaman. Şeyda, nereye gidiyorsun? Dur. Zeynep Hanım, dediklerimi unutmayın. Bu hayatın sonu değil. Kendinizi topladıktan sonra bir ara gelin, gerekli testleri yapalım. Belki bir çözüm bulabiliriz.
duydun mu Zeynep? Bak, çare bulunabilirmiş. Gidelim mi anne? Teşekkür ederiz. İzinler. Gel. Zeynep. İyi misin? Nesi var? Bir şey yok. Biraz midem bulandı da. Gel isterseniz odama geçelim. Hem sen de dinlenmiş olursun. Gerek yok. Eve gidiyoruz zaten. Emin misin? Peki. Bu arada yeni öğrendim. Anne oluyormuşsun. Tebrik ederim. İyi günler Ateş. Hadi anne gidelim. Konuştun mu Ege ile? Hayır tabii ki. Ya o kadar konuştum seninle ya. Çocuklarını da mı düşünmüyorsun yani? Eda çok uzattın bu konuyu ama. Senin mutlu olmanı istiyorum ben. Kızlarının da. Tuna nasıldı bugün? Sinirden eli ayağı titriyordu. O kadına çok fazla güveniyorsun abla. Ateşle bir şeyler çeviriyorlar, haberin olsun. Eda hayatın çok zor senin. Kimseye güvenmiyorsun. Herkesin gizli bir şeyler çevirdiğini düşünüyorsun. Sen de gereksiz güveniyorsun. Daha bir zararını görmedim. Hadi bakalım teyzeleri, kızların süt saati geldi. Sonra beni dinlemediğine çok pişman olacaksın abla. Haberin olsun. Köpek uçmak istemiş, bir gün kargaya gitmiş. Karga ona anlatmış, bizimki de inanmış. Tırmanmış koşa koşa bir balkonun kenarına. Açmış bacaklarını, dikmiş kulaklarını. Havlamış birkaç kere, hav, hav, hav. Köpek düşmüş vah vah vah. Karga da gülmüş ha ha ha. Köpek bir daha kargaya inanma. Ah, benim odamı kaptınız. Keyfiniz yerinde tabii cimcimeler. Ama oyuncaklarımız çok güzel değil mi teyze? Evet çok güzel. Ama annenizle babanız yanınızda olmayınca ne kadar güzel olursa olsun fark etmiyor değil mi? Alıştık artık biz. Değil mi Naz? Hayır ama bizi dinlemiyorlar ki. Zaten şimdi bebek de gelecek. Babam Zeynep'in yanından hiç ayrılmaz artık. Ege, konuşalım mı biraz? Bak anne, eğer yine Zeynep'in bana uygun olmadığını söyleyeceksen... Söylememe gerek yok. Her şey ortada zaten Ege. Ama ben ikimiz hakkında konuşmak istiyorum. Uzun zaman önce kendi yolumuza gittik anne. Şimdi neyin muhasebesini yapacağız? Anne, oğuluz biz. Ne demek kendi hayatlarımızı seçtik? Bak, birbirimizi çok kırdık, doğru. Ben de hatalı davranmış olabilirim. Anne, bütün bunları Ekrem Bey'le evlenmeden önce düşünecektin. Şimdi benimle arkadaş olmaya çalışma. Sadece komik oluyorsun. Tek sorun üvey baban mı? Çünkü eğer öyleyse hazır ol. Kızların da bir gün seninle bu konuşmayı yapacaklar. Senin zaten iki çocuğun var kızım. Naz'la Ece. Onları çoktan kaybettim ben anne. Öğretmenler olduğum zamanki kadar bile sevmiyorlar beni. Geçer bu. Alışırlar diyorum. Beni asla kabul etmeyecekler. Lale hayattayken olmayacak bu. Eğer Zeynep! Eskisi gibi...
Aa, ne işi var bu kadının burada? Ya ne biçim bir insansın ya? Çek elini eteğini artık kocamdan. Hiç mi utanman sıkılman yok senin? Ne istiyorsun evli baklı adamdan ha? Ne istiyorsun? Ne diyorsunuz siz? Benim Kerim'le. Külahımı anlat sen onu. Geçen gece kiminleydin ha? Kocama ne dedin de o hallere geldi ha? Dur. Evet telefon açmalar. Şekil. Bakın siz her şeyi yanlış anlamışsınız. Bana bak. Kendine gel sen. Sen önce kendi kızını yola getir be. Sonra bana laf anlatırsın. Çekil önümden. Bana bak. Yar etmem sana Kerim'i anladın mı? Yar etmem. Senelerimi verdin beni odama anladın mı? Ya sen? Sen ne verdin? Hiçbir zaman çocuğun olmayacak diye bırakmadı mı seni? Ha? Bana bak. Bana bak kendine gel. Hemen defol git buradan. Yoksa geçen seferkinden beter yaparım seni. Hiç kimse alamaz elimden. Git. Git. Tamam. Gidiyorum ama şimdilik. Ama Kerim sahipsiz değil. Ölürüm de gene de bırakmam çocuğumun babasını sana. Bak, anladın mı? Bak hara be. Yürü git. Defol. Defol. Kimsenin gözü yok senin Kerim'in de. Defol git. Gel kızım. Deli midir nedir bu kadın? Gel kızım, gel. Ne oluyor Ulviye? Nedir bu bağırış çağırış? Yok bir şey yok. Ne demek yok? Bütün mahalle ayağa kalktı neredeyse ya. Senin neyin var kızım? İki dakika müsaade et Selçuk. İçeri geçelim bir soluklanalım. Kızların mutluluğunu görecektin Barış. Bu kadar zaman sonra annelerinin yanında yatacaklar ya. İnanamazsın. Gözlerinin içi nasıl gülüyordu biliyor musun? Teyzelerini de unutma ama. O da yanlarındaydı değil mi? Tabii o da var. Eğer bir de Zeynep hamile olmasaydı. Ece ile Naz'ın kardeşi mi olacak? Üvey kardeşi. Zeynep'in zamanlaması da inanılmaz tabii. Tam Ege ile ablamın arasındaki buzlar erirken, hatta belki tam barışacaklarken. Mucizeye bak. Çocuğu olmayacağını söyleyen kadın birden hamile kalıyor. Yeter Eda. Bu öfken neden? Anlamadım. Kime neden bu kadar kızgınsın? Zeynep hamile kaldığı için ablanla Ege evlenemeyecek ve ateşte sana kalamayacak. Onun için mi? Bunu da nereden çıkardın? Barış nereye? Yatacağım. Ne yemek? İştahım kaçtı. Yavrum Ege'yi de çağır. Burada hep birlikte yiyelim yemeğimizi. Olmaz anne. Yavrum ayakta zor duruyorsun. Nasıl gideceksin bu halde? İyiyim ben. Bu akşam söyleyeceksin değil mi ona? Zeynep, söyleyeceksin değil mi? Evet. Ama... Bak, o zaman lafımı dinlememiştin. Şimdi de eğer dinlemezsen... Anne, gelme üstüme artık. Tamam kızım, tamam çıkıyorum. Nasıl oldu? Çok korkuyorum Selçuk. Çok korkuyorum. Tam yüzü gülmeye başladı derken şimdi de bu oldu. Dur bakalım, hemen kötüye yorma. O kadar heveslenmiştik. Zeynep'im hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Hanım ben çıkacağım biraz. Aa, nereye bu saatte? Kerim'e bir göreceğim. Karısına sahip çıksın. Delirdin mi sen bu saatte olur mu? Saati mati yok. Hiç kimse üzemez benim kızımı tamam mı?
Allah aşkına yapma. Git. Git ama yarın git. Bu saatte bu halde olmaz. Kerim. Çay getireyim mi? Yok, istemiyorum. Meyve o zaman. Canım istemiyor. Canın mı sıkın? Hayır. Emin misin? Kötü bir haber falan almadın değil mi? Gelme üstüme Şeyda. Tamam mı? Peki. Çok durgunsun Zeynep. Seni üzen bir şey mi var? Doktor kötü bir haber vermedi değil mi? Ege. Evet. Her şey için teşekkür ederim. En başından beri bana gösterdiğin ilgi, yakınlık, bu akşamki yemek. Sen bunların hepsini çok önceden hak etmiştin. Oysa biz sadece üzüntü verdik. Sana verdiğim sözleri tutamadım. İstediğin aileyi veremedim. Ama şimdi elimden geleni yapacağım. Kızlar aldığım bebekleri çok sevdi. Onlarla oynuyorlar. Mutluluktan ışıldıyorsun. Ev buldum. Birkaç güne kadar da taşınacağım. Kızlarım da yanımda. Daha ne olsun? Ne gerek vardı taşınmana? Bir türlü anlamadım. Kızların okuluna daha yakın bir yer olsun istedim. Lale, ben bugün hastanede Zeynep'i gördüm. Ya? Ya, garip bir hali vardı. Ağlamış gibiydi. Neden peki? Midem kötü dedi ama bana başka bir şey varmış gibi geldi. Bebekle ilgili olabilir mi? Bak, ne diyorum biliyor musun Zeynep? Bebek geldiği zaman kızların odasında kalamaz. O ev bize küçük gelecek. Yeni bir yer satın alsak. Sen bilirsin Ege. Olur mu Zeynep'ciğim? Senin fikrin de önemli. Ege, başım ağrımaya başladı. Kalkalım mı? Ya, daha yemeğine dokunmadın. Kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen. Peki. Bu gece kızları çok mutlu ettin. Teşekkür ederim. İyi bir baba olabilir miyim dersin? Ateş. Tamam tamam. Şakaydı. Kızma hemen. İyi geceler. Sana da. Lale. Bana kızacaksın biliyorum ama bu gece seni kızlarla görünce bu çocukların babası olamadığım için Ege'yi çok kıskandım. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Zeynep. Neyin var senin? İyiyim. Geçer şimdi. Anlat hadi. Nedir canını sıkan? Tamam, sakin ol. Bak, ben yanındayım. Ne olursa olsun mu? Ne olursa olsun. Ege. Ben. Tamam canım. Zorlama kendini, sonra konuşuruz. Tamam, geçti. Geçti artık. Barış. Yatmadın mı sen daha? Neyin var Barış? Biz ne yapıyoruz Eda? Anlamadım. Yani biz neyiz? Bu evde birlikte ne yapıyoruz? Arkadaş değil miyiz? Yapma Eda. Bunun doğru olmadığını sen de biliyorsun. Ne istiyorsun benden? Sana daha fazla ne verebilirim bilmiyorum. Neden bütün bu duvarlar? Neden bir kez olsun bile gerçek Eda gibi davranmıyorsun? Bu kadar korktuğun ne? Gecenin bu saatinde neler saçmalıyorsun sen? Ben seni böylesine severken, karşılıksız, her şeyimi sana verirken... anlamıyor muyum sanıyorsun? Hala aklında, ruhunda ateşin olduğunu anlamadığımı mı sanıyorsun? Yok öyle bir şey. Kendi öfken yalancı çıkartıyor seni. Yok dedim. Ateş yok benim için. Sonunda dün gece kızlarımla birlikte uyudum. Hem de kendi evimde. Olması gereken de buydu zaten. Nihayet yüzün gülüyor ya, ben buna seviniyorum. Bu mutluluğunda payın o kadar büyük ki. Ben bir şey yapmadım Nale, büyütüyorsun. Olur mu hiç? Sen yanımda olmasaydın, beni mücadele etmeye zorlamasaydın yapamazdım. Devam edemezdim. Kendi gücünün farkında değilsin sen. Benim olmam ya da bir başkası ya da tek başına olman hiçbir şey değiştirmezdi. Ateş de sen de hep destek oldunuz bana. Biliyorum o gece olanlardan sonra kızgınsın Ateş'e. Ama inan bana, kötülüğünden değil yaptığı. Ateş konusunu hiç açmayalım Lale. Anlamıyorum, aranızdaki bu düşmanlık niye? Düşman falan değiliz, yalnızca anlaşamıyoruz. İyi de neden? Bazen insanlar bir neden olmadan da birbirlerinden hoşlanmayabilirler. Büyütmeye gerek yok. Efendim. Buyurun benim. Evet, merhaba. Doğru duymuştum, evet ama... Tabii. Görüşelim. Tamam, orada olacağım. Hoşça kalın. Ege'nin annesi aradı. Benimle buluşmak istiyor. Hemen kalkmam lazım. Tamam, sonra konuşuruz. Bu arada ateş meselesinin kapandığını da sanma. Hadi görüşürüz. Eda, bu muayene de nereden çıktı şimdi? Söyledim ya Ateş, birkaç gündür sürekli başım dönüyor. Dün akşam da evde düşünce... ya bana kalsa gelmeyecektim de işte, Barış çok endişelendi. Ya inanmıyorsan ona sor. Ablamda tümör vardı ya, genetik olabilir diye tutturdu. Peki bakalım. Ateş. Tunay'la senin aranda ne var? Hiçbir şey yok. Denge kaybı demiştin, kollarında ya da bacaklarında bir uyuşukluk var mı? Ah. Peki Tuna neden durmadan seni ablama kötülüyor? Bunu da nereden çıkardın? Onun yanında çalışıyorum değil mi?
Baş dönmesinden başka şikayetin var mı? Yok. Bence sağlamsın Eda. Ama hala kaygılanıyorsan bir tomografi çekelim. Sen iyisin diyorsan gerek yoktur. Tuna benim hakkımda ne söylüyor Lale'ye Eda? Aman bilindik şeyler işte. İşte senin güvenilmezliğin. Daldan dala uçman falan. Üstüne alınma. Aslında bence biraz da ablamla Ege'yi barıştırmak için yapıyor. Öyle mi? Ya. Ne şanslı kadın ablam değil mi? Etrafında onu seven ne çok dostu var. Aa. Nereye gidiyorsun? İşim var. Bak. Kerim'e gidiyorsan. Ona gidiyorum ya. İki çift lafım var. Gözünü seveyim. Kavga falan çıkarmaya kalkma oralarda. Çocuk değilim. Kiminle nasıl konuşacağımı iyi bilirim Ulviye Hanım. Sen kendi işine bak. Konuştun mu Zeynep'le? Nasılmış? Şimdi arayacağım. İyi. Akşama görüşürüz. Hadi. Alo. Nasılsın kızım? Çok merak ettim seni dün gece. Zeynep, Ege ile konuşabildin mi? Ne dedi? Fırsat olmadı anne. Ben de biliyorum anlatmam gerektiğini. Sonra ararım ben seni, olur mu? Anne lütfen, sonra konuşuruz. İyi misiniz Zeynep Hanımcığım? Ege nerede Adile Hanım? Aa, söylemedi mi size çıkarken? Avukata gitti o. Davayı bitiriyorlar ya. Burası, burası ve burayı imzalayacaksınız Ege Bey. Böylelikle velayeti paylaşmayı kabul ediyorsunuz. Aslında bu gerekli değil. Lale Hanım'ın davayı geri çekmemesi için bir güvence sadece. Peki kızların hangi günler, kimlerde kalacağını nasıl belirleyeceğiz? Ben bir taslak hazırladım. Tuna Hanım'a da yollayacağım. Onlardan gelecek cevaba göre de işi kesinleştiririz. Ama bu şekilde uzayacak. Bu belgeleri Lale'ye ben götürsem olmaz mı? Olur tabii ama ben bugün ulaştırabilirim. Yok. Lale'ye ben teslim etmeyi tercih ederim. Peki neden kimseyle paylaşmadın yaşadıklarını Lale? Belki her şey çok daha başka türlü olabilirdi. O sırada tek düşündüğüm kızlarımı ve Ege'yi o acıdan korumaktı. Hem yaşama şansım olduğunu bile bilmiyordum. Ya Zeynep? Ege ile onu bir araya getirirken ne düşünüyordun? Böyle bir durumda tek düşündüğüm kızlarıma iyi bir anne bulmaktı. Zeynep ise anaokulu öğretmeniydi ve onlarla çok iyi anlaşıyordu. Konuştuğumuzda bana asla çocuğu olmayacağını söylemişti. Şimdi hamile olduğunu biliyorsun değil mi? Ben de şaşırdım. Ama belki de tedavi olmuştur diye düşündüm. Sanmıyorum Lale. Ege ile ilişkileri çocuk yapmaya hazır bir çiftinki gibi değil. Hatta bu çocuk olmasaydı bence Ege ciddi ciddi ayrılmayı düşünüyordu. Özür dilerim, geç kaldım. Doktora gitmem gerekti de. Ciddi bir şey mi? Yok canım. Ateşe gittim kontrole. E tabii konuşmaya dalınca vaktin nasıl geçtiğini anlamamışım. Önemli değil Eda. Sana kahve getirmemi ister misin? Yok teşekkür ederim. Tuna bir şey soracağım ama. Evet. Sen ateşe ne yaptın? Hiçbir şey. Bunu da nereden çıkardın? Ne bileyim. Senin hakkındaki konuşmaları, ablama söyledikleri. Ne söylüyormuş? Ya işte sana çok güvenmemesi gerektiğini falan. Öyle mi? Güvenilmez olan ben miymişim? İyi, söylesin. Bana biraz izin verir misin Eda? Bu davada dosyasını tamamlamam lazım. Thank you.
Ateş, senin özür dileme yöntemin bu mu? Senin bana hesap sormaya hakkın var mı Tuna? En az senin kadar var. Neden bu meseleyi kapatmıyorsun artık? Haksızlık eden sensin, daha ne istiyorsun benden? Lale ile arama girmeye kalkma yeter Tuna. Özellikle de Ege konusuna karışma. Ateş, Lale benim hem müvekkilim hem de dostum. Benimle konuşmak istediği her konuda... Onun hayatına karışma. Ve sakın aramızı bozmaya kalkma, yoksa... Beni tehdit mi ediyorsun Ateş? Eğer ben gerçekten konuşursam senin kaybedecek daha çok şeyin olur. Sakın beni tehdit etme. Bunu yapar mısın gerçekten? Lale'ye bütün olanları anlatabilir misin? Eğer sen bana savaş açarsan, ki açmış görünüyorsun... Kendimi korumak için elimden geleni yaparım Ateş. Kerim. Selçuk Bey. Konuşacaklarım var seninle. Tabii buyurun. Gel. Gel. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun Lale? Kendi hayatıma devam edeceğim. Başka bir çarem var mı? Ya evlilik? Bilmiyorum. Bir daha kimseye o kadar güvenip inanabilir miyim hiç bilmiyorum. Lale. Lütfen bana doğru cevap ver. Eğer Zeynep hamile olmasaydı Ege ile yeniden evlenir miydin? Bunu düşünmek bile anlamsız. Zaten Ege'nin bir çocuğu olacak. Anladım Lale. Ben şimdi gitmek zorundayım. Sizi yeniden görmek çok güzeldi. Seni de. Daha buradayım. Görüşelim olur mu? Çok memnun olurum. Ben de tam seni aramak üzereydim. Öyle mi? Yine seni kızdıracak bir şey yapmadım inşallah. Aslını istersen yaptın. Neymiş o? Telefonla konuşulacak bir şey değil. Akşam bana uğrar mısın? Üçümüz evde konuşacağız. Üçümüz mü? Tuna da gelecek. Niye? Ateş yeteri kadar gerginim. Akşam konuşuruz olur mu? Tamam ama bak o her ne söylediyse... Akşama dedim Ateş. Aman ne olacak? Açtım ağzımı, yumdum gözümü. O kadar kolay mı yuva yıkmak? Hiç mi korkmuyorsun Kerim duyar diye? Duyacak olsa çoktan duyardı. Hem haksız mıyım canım? Kadın göz göre göre çocuğumun babasını ayartıyor. O da doğru ya. Bir daha zor yaklaşır Kerim'in yanına. Bu mesele bitti artık. Kapandı. İnşallah hayırlısıyla bir de yeniden evlenirsek ya Rabbim inşallah. İnşallah. Şeyda ne yaptı dediniz siz? Duydun işte. Güpegündüz kapımıza dayandı. Kızıma etmediği lafı bırakmamış. Güya Zeynep senin peşini bırakmıyormuş. Allah'tan ben orada yoktum. Şeyda gelip Zeynep'e bunları söyledi öyle mi? Bak Kerim. Kızımın başına senin yüzünden gelmedik kalmadı. Şimdi bir de karınla uğraşamayız. Ne yaparsan yap uzak tut onu kızımdan. Yoksa... Selçuk Bey söylemenize bile gerek yok. Şeyda bunun hesabını verecek bana. Hem de çok ağır verecek. Sizden ve ailenizden çok özür dilerim. Özür istemiyorum. Bir daha aileme yaklaşmayın yeter. Müsait misin Lale? Tabii gel. Rahatsız etmedim değil mi? Hayır da şaşırdım biraz.
Nedir bunlar? Tam velayetten vazgeçtiğime dair belgeler. Ayrıca yeni düzenlemenin nasıl olacağına dair bazı önerilerimiz de var. Bunları avukatın adayı olabilirdin. Kendim getirmek istedim. Teşekkür ederim. Elimden gelse tüm yaşananları siler, zamanı geri alırdım Lale. Ama bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor, değil mi? Senin işin vardır. Ben kalkayım. Peki. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Hepsi bu kadar galiba. Galiba. Ben gideyim. Ege. Tekrar teşekkür ederim. Biz nasıl bu hale geldik Ege? Birbirimizi o kadar severken şimdi nasıl olur da bir başkası senin çocuğunu dünyaya getirir? Ben nasıl alışacağım buna? Böyle keyiflisin Ayşe. Hiç. Ege Bey'le sizi böyle görünce o kadar mutlu oluyorum ki. Ne bileyim, boşandınız falan ama ben Ege Bey'le sizi hiç ayrı düşünemiyorum. Barışacaksınız değil mi? Ege başkasıyla evli Ayşe. Üstelik yeni bir çocuğu oluyor. Geldim. Hoş geldiniz Süreyya Hanım. Hoş bulduk. Kimse yok mu evde? Var var. Ulviye Hanım geldi. Üst kattalar şimdi. Zeynep hasta mı? Bu saatte yukarıda ne yapıyor? Bilmem ki Süreyya Hanım. Sabahtan beri bir durgunluğu var ama ben de korktum öyle Ulviye Hanım alelacele gelince. Haber vereyim mi geldiğinizi? Yok yok, teşekkür ederim. Üstümü değiştireceğim zaten. Ben bakarım ne olduğuna. Bak bakalım. Böyle olmaz kızım. Ege'ye anlatman lazım. Ben de söylemeyeceğim demiyorum ki anne. Ama yapamadım dün gece işte. Tamam, zor ama. Anlamıyorsun anne, anlamıyorsun. İlk defa bu kadar iyi davranıyor Ege bana. Evlendiğimizden beri ilk defa. Naz bile beni kabul etmeye başladı bebek yüzünden. Allah'ım, şimdi hepsi beni hamileyim zannediyor. Ben şimdi nasıl söylerim hamile değilim diye? Hatayı en baştan yaptık kızım. Ege'ye hastalığından bahsetmeliydin. Çocuğun olmayacağını söylemeliydin. Korktum anne. Korktum. Kerim gibi Ege'nin de beni bu yüzden terk etmesinden korktum. İlk defa bir mutluluk şansım vardı. Bir ailem olacaktı. Çocuklarım olacaktı. Zaten Ege başka çocuk da istemiyordu ki. Tamam kızım, tamam. Sakin ol biraz. Şimdi Ege'ye hamile değilim dediğimde ya beni suçlarsa? Ya bana yalancı derse? O zaman ne yaparım? Yalan söylemediğime nasıl inandırırım? Asıl hemen şimdi konuşmazsan yalan söylemiş olacaksın. Hadi kalk. Topla kendini. Sonra da gelince Ege'yle konuş. Efendim. Neredesin Ege? Buraya gelmen gerekiyor. Anne ne oldu söylesene. Telefonda anlatamam ama çok önemli. Anne o kadar önemliyse söylesene şimdi. Sandığından çok daha önemli. Lütfen geç kalma. Peki anne.
Şeyda. Şeyda! Dur dedim sana, Şeyda! 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 Aç şu kapıyı! Şeyda aç, aç diyorum sana. Şeyda! Aç şu kapıyı! Duymayacağım mı sandın? Bunları yapıp kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Kerim, önce beni dinle, yalvarırım. Eğer seni sevmesem... Neyini dinleyeceğim senin be? Neyini dinleyeceğim? Aç şu kapıyı! Kırdırtma bana kapıyı Şeyda. Daha fazla sinirlendirme beni. Aç şu kapıyı! Kerim, açacağım tamam. Ama ne olur, lütfen. Lütfen Kerim, açacağım. Asun'un hatırı için. Zeynep'in hatırı için. Ne olur. Sakın bir daha Zeynep'in adını ağzına alma, tamam mı? Sakın bir daha onu Kerim. Kullanmaya kalkma, anladın mı? Cevap ver bana, anladın mı? Kerim. 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 Sen de... Kerim yapma ne olur, yalvarırım yapma. Çekil be! Kerim! Yalvarırım Kerim, ne olursun, ne olur. Ne istersen yaparım, atma beni bu evden. Kerim ne olur. Bunu Zeynep'e gitmeden önce düşünecektin. Duydun mu beni? Sen kimsin be ha? Sen kimsin? Kerim mi? Bunu Zeynep'e gitmeden önce düşünecektim. Ne aklı evine gidip bunları söylersin? Kerim. İsmini bile ağzına alamazsın onu. Kerim ne? Ne olduğunu zannediyorsun sen ha? Kerim ne? Ne olduğunu zannediyorsun sen? Kerim! Defol! Affet Kerim ne olur. Kerim affet. Yalvarırım bağışla. Kızımızın adını... Kızımın adını ağzına alma. Bu evin kapısı artık kapalı sana, tamam mı? Anladın mı? Sakın gelip özür dilemeye kalkma. Kızımı da sakın rahatsız etme. Kerim bir şans daha ver. Ne olur yalvarırım. Ne şansı be? Daha kötüsünü yaparım haberin olsun. Kerim. Defol! Ateş. Bu ne güzel tesadüf. İyi akşamlar Eda. Ne o? Başına geleceklerden mi korkuyorsun? Ne demek bu? Hiç. Söyleyeceğim bir şey varsa açık açık söylesene. Aman ne olacak canım. İyi o zaman. Ablam Tunay'la aranızda olanlar yüzünden gerçekten üzgün. Hangi olanlar? Neyse. Gecenin sürprizini daha fazla bozmayayım ben. Sana iyi eğlenceler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene. Ece. Naz. Aa, Ateş amca. Sen her gece geliyor musun buraya? Siz varsınız diye geldim. Memnun olmadınız mı? Geç kaldın ama. Biz yatacağız birazdan. Aa, ne ayıp kızlar. Misafire böyle davranılır mı? Kıskandı. Ya ne konuşuyorsunuz siz? Hiçbir şey Naz. Ses çıktığını duydun mu? Hayır ama. Ece sen de gelsene yanımıza. Bizim uykumuz geldi. İyi o zaman hadi yukarı çıkın ben de geliyorum birazdan tamam? İyi geceler Ateş amca. İyi geceler kızlar. E öpücük yok mu? Oh. Oh. Hadi bakalım. Gel. Beni neden çağırdığını söylemeyecek misin? Tuna gelsin öyle. Tuna'nın söylediklerinden önce bir de benimkileri... Ben kızları uyutayım. Thank you.
Şeyda! Kızım! Sonunda bunu da yaptı ha? Sokaklara da koydu ya seni. Sahipsiz mi zannetti bu herif seni? Yürü kızım yürü, bize gidiyoruz hadi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kızım delirdin mi? Donacağım bu soğukta. Gitmiyorum dedim. Burası benim evim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Şeyda, aklını başına topla. Bak el alemede rezil oluyoruz. Ne olursa olsun. Evimden, kocamdan, çocuğumdan ayrılmayacağım. 3,5 aklım vardı. Onu da almış bu adam. Aman iyi be. Ne halin varsa gör. Kabahat sana analık edendi. İçeri almayacak mısın baba? Gel buraya kızım. Gel. Hoppala. Annen çok kötü bir şey yaptı Zeynep. Burada yeri yok artık. Hiç kimse o kadar kötü bir şey yapamaz baba. Hem yapsa bile benim annem o. Onunla barışmak zorundasın. Lale nerede? Kızları yatırıyor. Nasıl yaparsın bunu ya? Bana söylediğin o kadar şeyden sonra. Lale'ye ne kadar önem verdiğimi anlattıktan sonra. Her sözün mü yalan senin? Neden bahsediyorsun sen Ateş? Tabii. Şimdi de masum rolü oynayacaksın değil mi? Bağırmayı keser misin? Niye? Senin için üzüldüm. Yaptıkların için, olanlar için kendimi suçladım. Karşılığında yaptığına bak. Ya çıldıracağım ya, ne yapmışım Ateş? Nasıl anlatırsın Lale'ye? Neyi anlatmışım? İlle de söylemem mi gerekiyor? Ben öyle bir şey yapmadım. O zaman Lale nasıl öğrendi? Neyi? Nasıl? Onun bilmemesi gerekiyordu. Neyi bilmemem gerekiyordu? Niye ikiniz de sustunuz? Neyi öğrenmemem gerekiyor? Bu kadar acil olan neydi annene? Niye hemen beni eve çağırdın? Anlatacağım. Hoş geldin Ege. Hoş bulduk canım. Solgun görünüyorsun, iyi misin? Ben de seninle bunu konuşacaktım. Ege, önce benim anlatacaklarımı dinlersen daha iyi olur.